Ve bu paralel devlet bir darbe girişiminde bulundu. Bu darbeyi engelleyecek olan Cumhuriyet'e Atatürk'e sadık subay kadrolarını, general kadrolarında siz yıllarca Ergenekon ve balyoz kumpaslarıyla tasfiye etmiştiniz. Bu sözde davaların sözcüsü, savcısı olmuştunuz. Bu davaların savcılarının heykelinin dikilmesi gerektiğini söylüyordunuz. Süleyman Soylu, sen çıkıp bu davaların başsavcısı olan kişiyi, Zekeriya Öz'ü, Türkiye'nin ve çocuklarımızın geleceğini kurtarmıştır diye övüyordun. İşte sonuçta 15 Temmuz'da bu sizin önünü açtığınız, övdüğünüz, politik olarak desteklediğiniz, işbirliği yaptığınız, generalliğe terfi ettirdiğiniz kadrolar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir darbe girişiminde bulundular ve bu darbe girişimini de Allah'a şükürler olsun ki hala tasfiye edemediğiniz general ve subaylar kahramanca mücadele ederek durdurdular. Ahmet Davutoğlu'na tekrar çağrıda bulunuyoruz. Ne oldu Haziran-Kasım 2015 arasında? Gerçekten ne oldu? Bırakın parti oyunlarını. Onlardan bahsetmiyoruz. Daha büyük bir şeyler oldu. Ankara'da otogarın önüne bomba nasıl geldi? Bundan bahsediyoruz Sayın Davutoğlu. Nasıl orada yüzden fazla insanımız öldü? Bundan bahsediyoruz Sayın Davutoğlu. Siz cevabı biliyorsunuz. Artık bu cevapları Türk halkına vermek zorundasınız. Eğer siyasi parti genel başkanıyım diyor ve Türkiye'yi yönetme iddiasını taşıyorsanız bunu söyleyebilecek yüreğe sahip olmanız lazım. Yoksa evinize dönün. Türk halkı bu soruların cevaplarını 2023 seçimlerine kadar önüne çıkacak şeyleri görmek istediği için de bilmek istiyor. Ve bu cevabı verebilecek kişilerden birisi de sizsiniz.